Ben Yolüstü köyünde, yani eskiden Beztegüme. İlyas da orada. Orada doğduk, büyüdük. Köy enstitüsünde oradan gittik. İzmir'e gittik, Kızılçullu'ya. Kızılçullu kızlarım oldu. Bizi dağıttılar, ben şeye gittim. Samsun Lerik, Akpınar Köy Enstitüsü'ne gittim. Orada okudum ben. 3 sene sonra hazırlığa gittik. O esas kısmı geçtikten 3. senede ilk öğretim okulu oldu. Hazırlığı kaldırdılar. Esas üstünü 1 sene daha oldu. 6 sene okuduk. Oradan mezun olduk. Çanakkale Biga'ya gittim. Biga'nın Dimet Okan ailesinin Çitahmet Popköy diyorlar. Bulgaristan göçmenleri. Böyle Popköy ismini koymuşlar. Kali Bey son değiştirmişler. 2 sene orada kaldım. Ondan sonra Bergama Çitahmet Beyler Köyü'nü geldim. 2 köy, biri Yörük Köyü, biri Cingene Köyü. Oraya geldim. Orada 1 sene durdum. 27 Mayıs ihtilali oldu. Bir sürü dedikodu. Sonra ben de oradan tayinimi isterim. Buraya geldim. Türkönü Köyü'nü verdiler. Türkönü Köyü'nü geldik. Çocuklar yok. Okul yıkılmak üzere. Geldim, çocuklar geldiler. Benim bunu benden önceki ne yapıyor dedim. Ne istedin? Köy uydu o dediler. Köyden zevkse fayda almış, çocukları imal etmiş. Ben bir gün gittim. Onun yaptığını yapayım dedim. Vicdanım kabul etmedi, olmadı. Ben yeni baştan aldım. Sonra müfettiş geldi. O da Bergama'dan gelmiş. İşte şöyle böyle dedim ya. Bak dedim, vaziyet bu. Arkadaş dedim, köylülere uymuş. Ne çaldı orada kaldı dedim. Çocukları unutmuş falan. Neyse. O arkadaşın yaptıklarını benden istiyor. Ya ben, sen benden ne istiyorsun bunu dedim ya. Bundan yapacak olan oydu, yapmamış. Ben ne bilirim şimdi dedim çocuklara. Kontrol etmedim ki ben dedim. Çocuklar hakkında bir şey söyleyeyim, yazayım. İşte şöyle de böyle neyse. O sen onu kapattık. Ertesi sene geldi bu. Çerkes köyündeki arkadaş da tayin olmuş, ne oldu bir şeyler işte. Dedi burası olacak kadar olmuş dedi. Ertuğrul'da bakacaksın dedi. Nasıl gideceğim ben oraya dedim. Bunlar olmuş dedi, bunlar dedi ödev vereceğim. Bisikleti binip oraya gideceğim onlara. Onlar da bakacaksın dedi. İyi gittik. O zaman yedek subaylar vardı. Bir doğulu bir arkadaş gelmiş. Öğretmenle alakası yok, yedek subay. Bir de bir ebe var. Ebe onu ele almış. Gittim. Allah kapıyı gelmiş çocuklar gireni vuruyor, çıkanı vuruyor. Ne yapıyorsun sen dedim. Valla ben de Türkçe bilmez, onlar da bilmez dedi. Ama Çerkezce konuşuyor. Okulda almış. Çocuklar gelmiyor. Ben gittim, ben gidersek kadar. Çocuklar birbirlerine, yeni öğretmen gelmiştir okula. Hepsi geldiler. Bunları bir düzene soktum. Sonra Kürt arkadaşı teslim ettim. Bak dedim, tamam. Sonra Aydın'dan da geldi bir yedek subay. Bakın dedim, ben hazırlığı verdim size. Benim yaptığım gibi yapacaksınız dedim. Ben oradan ayrıldım. 2. sene oldu. Devamsızlığa var. Dedim.
devamsızları dedim, devam takip yapalım mı? Yap ya dedi. Yaparım ama ben buradan geçerken seni vururlar. Vallahi öyle. Ondan sonra yok şöyle diyor, ben gideyim dedim, al okul senin olsun. Tuttu, nereye gidiyorsun, ben de giderim seninle. Neyse, o Badire'yi atlattık. İkinci sene geldi, gene aynı şey. Sonra dedim, bak dedim ben, ben neden böyle geldim, sen anlatacak değilim. Dost doğru gel git. Ama sen diyorsan devam takip yap. Ben yaparım onu dedim ama buradan dedim. Geçerken seni vururlar dedim. Orası öyle bir yer. Ondan sonra korktu bu. İkinci sene ben kendi köyüme geldim. Orayı bıraktım. O da bıraktı galiba, bilmiyorum galiba. Ondan sonra kendi köyüme geldim. 6-7 sene orada çalıştık. Ondan sonra Ocaklı'ya geldim, 2 sene orada çalıştım. Ondan sonra işte 3 Eylül'e geldim. Oradan 2 sene orada çalıştım. İstiklal'e geldim. Orada bilmiyorum, orada kaç sene çalıştım bilmiyorum, herhalde 5-6 sene orada çalıştım. Oradan Zafer'e gittik, 5-6 sene orada çalıştık. 26 seneyi doldurduk. Emekli olduk. İlk tayinim şeye çıktı, Çanakkale bir kazasının Dimitok'un nahiyesini Pop köyüne, Kani Bey, yeni adından. Şey işte bu Çanakkale savaşlarının olduğu yerler bunlar. Dediler ki ben gece oldum, eli fenerli, ışıklı kişiler bu oğudu çok çatlı. Geziyor dediler. Ama ben görmedim, nasip olmadı. Sonra oradan Bergama'ya geldik. Yani dedim ya, Çitahmet Beyler Köyü diye. Ahmet Beyler Köyü, Yörük Köyü. Çit Köy, Çitören Cingin'den ataları gelmiş önceden. Oraya yerleşmiş. Ondan Çit Köy olmuşlar. Sonra yukarıda 3 tane şey vardı, mezar. Şurada taştan yapılmış, yığmışlar. Bozmuşlar, sabahleyin gidip bakıyorlar. Taşlar gene, mezar buradan köşe kadar uzun. Birkaç defa dağıtmışlar. Hep ertesi gün gidiyorlar, bakıyorlar yerine, ondan sonra dokunmamışlar. Köyüncülerine önceden her meslek vardı, sonra onları kaldırdılar gari. Hep dersi dönüştürdüler. Demircilik, marangoz, bilmem çeşitli ustalıkla öğretiyorlar sanatla. Son zamanda onların hepsini kaldırdılar. Kalmadı. İşte şimdi de büsbütün silindi gitti. O okuldan yaptığını hiçbir kimse yapmıyorlar. Tuncay Göksel var, o Ege Üniversitesi'nin başında profesör oldu. Akciğer kanseri hastalığı uzmanı. Bunun gibi daha çok okullarda çok doktor var. Ama ben unutmuşum, benim talebeler onlar gidiyorlar, geliyorlar daha hala. Saygı kusur etmezler. Öğretmenim, arkadaşımızın biri. Şeyde, şu hastanede doktorluk yapıyor. Docent olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Anlatıyorlar. Yani benim emeklem yabana gitmemiş. Çoğu köşe başlarında. Ben tanıyamıyorum, garona geliyorlar. Ben tanıdın mı? Tanıyamadım diyor. Falan kişiyim ben ya diyor. Kim diyor, ben öğretmen oldum. Senin tesirin altında kaldım. Ben de öğretmen oldum falan. Kimi Uşak'ta birisi. Beyi ölmüş, çocukları var. Benim çocuklarım diyor, hiçbir şey bilmiyor diyor. Ben ne yapacağım bunları diyor. Nasıl öğreteceğim? Dedim evladım. O iş dedim.
sizi okudalı var dedim. Okuttuktan sonra o kadar değişiklikle oldu ki dedim. Ben şimdiki durumu bilmiyorum dedim. Ama buna rağmen gene burada olsan yardımcı olurdum dedim. Bir polis vardı. Çatıştık onunla. Onun çocuğu da bana gelir mi? Birinci sınıfta. Çocuk birinci sınıfta, üçüncü sınıf oldu. Son tayini başkaları çıkmış. Oraya gidiyor çocuk. Bazı geliyorlar ve onlar gene yardımcı oluyordum. Demişler seni bu kadar kim yetiştirdi? Sen demişler çok üstün durumdasın. Demiş Muhittin Recep Dönmez öğretti ben bunları demiş. Yani çocuklarımın hiçbirinden bir şey sonunda pişmancılığım olmadı, şikayetim olmadı. Hepsi emeklem yapana gitmemiş. Hepsi el üstündeydi. Hepsi Ege Üniversitesi'nde çoğu çalışıyor. Beni gördüler mi tamam. Yok şuraya gideceksin, yok buraya gideceksin şöyle. Ben diyorum gidiyorum kaleme. Kızım evladım benim hemen çıkışım ve ben buradan kaçayım diyorum. Bırakmıyorlar Allah bin kere razı olsun. Burada bile öyle. Böyle işte. Yani ben şimdiki durum da vardı da şimdikiler gibi yok. Lokaldir, şudur budur bilmem ben. Peki bir daha dünyaya gelseydiniz ne olurdunuz? Ne olmak isterdiniz? Yine aynı şey olmak isterdim. Çünkü bak ben 33-34 sene oldu emekli olalım. Daha hala çocuklardan ayrılamıyorum. Bir şeyler anlatıyorum onlara, oynatıyorum bir şey. Oturdum tepemden aşağıya. Böyle böyle şey ben onlardan ayrılamıyorum.